baba, bir şey söyle, geldi mi? Günaydın Heidi. Hala şişko, çok yazık. Yanılmışım, oysa bugün doğuracağından kesinlikle emindim. Evet, daha sürecek. Yeni keçiye şimdiden seviniyordum. Sabırlı ol Heidi. Doğa bizim isteklerimize göre hareket etmez ki. Evet, biliyorum. Lütfen benim için biraz acele et, tamam mı? Peter geliyor. Şüverli sulunda doğurdu mu? Hayır, daha vakit var. Tahmin etmiştim. Neden? Hep böyle olur da ondan. Hiç üzülmedin mi peki? Hı? Peter o kadar çok yeni doğmuş keçi gördü ki. Ama bunu görmedi. Hı? Bir mektup getirdim. Neredeyse unutuyordum. Alın. Mektup Clara'dan geliyor. Clara'dan mı? Bu sana. Frankfurt'tan Clara Zeyzaman'dan bana bir mektup. Clara mektup yazmış. Clara'dan mektup var. Clara Zeyzaman bana Heidi'ye bir mektup yazdı. Sakın okuyabildiğini söyleme. Tabii ki okuyabiliyorum. Heidi! Okuyabildiğini bana niye söylemedin? Ne olmuş? Frankfurt'ta öğrendim. Ne oldu ki? Gidelim. Mektup Clara Zeyzaman'dan. Clara Zevzek de kim? Sevgili Heidi, dağlar güzel mi? Tabii ki. Umarım iyisindir. Buradayken her şey çok güzeldi. Babam yine Paris'e gitti. Yani sana verdiği sözü tutmadı Heidi. Her şey yine eskisi gibi. Bayan Rottenmeier de hiç değişmedi. Benden istediklerini hep yapmak zorundayım. Artık senin yerine Hansi ile konuşuyorum. Sensiz ev çok sıkıcı. Bazen Sebastian beni avluda gezintiye çıkarıyor. Hayatımdaki en heyecanlı şey şu anda bu. Ah, zavallı Clara. Keşke senin bütün gün ne yaptığını hayal edebilsem. Joseph'le dolaşmaya çıkıyor musun? Ama... Ona çok acıyorum. Kahvaltını ettim. Üzgün müsün? Bu neşeli bir mektup değil büyük baba.